Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Enerji bir sistemin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir ve enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir demiş. Fatih akşam bisikletiyle yolculuk yaparken ön tekerlekteki dinamodan elde ettiği enerjiyi kullanarak yolu aydınlatıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- Fatih'in besinlerden aldığı kimyasal enerji yani Fatih'in enerjisi olmuş oluyor bu. Besinlerden alıyoruz çünkü sürekli yemek yiyoruz. Kimyasal enerji bisikletin pedalını döndürürken mekanik enerji yani kinetik artı potansiyele dönüşmüş oluyor. Dönüşür demiş doğru. 2. Bisikletin hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik enerji dinamo yardımıyla elektrik enerjisine dönüşür. Dinamo dediğimiz şey arkadaşlar burada bisiklete sürten bir e, mekanik bir aksam var. Onun içerisinde manyetizmadan yararlanırıp hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Evet, dinamo yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Doğru. 3. Elektrik enerjisi lamba üzerinde ışık enerjisine dönüşmüştür. Tabii bu elektrik enerjisi burada lambanın içerisinde haliyle e, oradaki filamanı ısıtarak orada bir ışık yaymasına sebep oluyor ve burada da elektrik enerjisine dönüşmüş oluyor. Bu da doğru. Hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Düşey kesiti şekilde kim olan sürtümenin önemsiz olduğu sistemde M kütleli cisim H yüksekliğinden V0 büyüklüğündeki hız ile şekildeki gibi fırlatılıyor? Cisim esneklik kas sayısı K olan yaya çarparak yayda maksimum E enerjisinin depolanmasını sağlıyor. Yayda depolanan E enerjisi niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Bakın yayda depolanan isteklik potansiyeli enerji başlangıçta ilk enerji E ilk eşittir E son. Yani enerjinin korunum bağımsızlığını uyguladığımızda sürtünmelerin önemsiz olduğu belirtilmiş. İlk durumda hem kinetik hem potansiyeli var. 1 bölü 2 m çarpı V0'ın karesi artı yüksekliğinden dolayı mgh'ımız. Son durumda yayda depolanan esneklik potansiyel enerjiye eşit olmuş olacak. Ona da EP diyelim. İşte bu nelere bağlıdır diyor. Kinetik artı potansiyele bağlı arkadaşlar cismin kütlesine bağlı mı bağlı? Hem kinetik hem potansiyeli değiştiriyor. Cismin fırlatılma hızının büyüklüğüne bağlı mı? Evet, kinetik enerjiyi değiştiriyor. Cismin fırlatıldığı yüksekliğe bağlı mı? Evet, potansiyel enerjiyi değiştiriyor. Yayın esneklik katsayısına bu enerji arkadaşlar yayın esneklik katsayısına bağlı değil. Niye bağlı değil İçerisinde işte e, katsayı yok mu hocam? Var. Ama şimdi buradaki depolanan potansiyel enerji içine açarsanız 1/2 kx kare dediğimizde Bakın esneklik sabiti sıkışma miktarını etkiliyor. Yoksa potansiyeli enerjiyi bu ikisinin toplamına eşit olacak. Mesela attım 100 diyelim. Buranın toplamı 100 jül olsun. E 100 jül eşittir potansiyel enerji deyince yay sabitini değiştirince başlangıçtaki bu enerjiyi değiştirmiş mi oluyorsunuz? Hayır. Ne oluyor? Sadece sıkışmayı etkilemiş oluyor. Yani esneklik kas sayısını azalttığımızda sıkışma çok oluyor. Esneklik kas sayısını artırdığımızda sıkışma az oluyor. Ama yüz jüllük enerji yine aynı esneklik potansiyel enerji yani yaya dönüşmüş oluyor. Onun için de buna bağlı değil. Bu sadece yayın sıkışmasını etkileyen bir faktör olmuş olacak. Cevap 1-2-3 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtümelerin önemsiz olduğu sistemde K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim L noktasından E kinetik enerjiye geçiyor. Buna göre sistemlerinden hangilerinde cismin L noktasının kinetik enerjisi E'den büyüktür şeklinde sorulmuş. Şimdi serbest bırakılan bu cismin arkadaşlar L noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji bu arada kaybettiği potansiyel enerji değeri kadar yani MGH burada cismin L noktasındaki kinetik enerjisine eşit olmuş olacak. EK diyeceğiz. Kaybedilen potansiyel kazanılan kinetiğe eşit ortam sürtünmesiyiz. Şimdi hangisinde E'den daha büyük olur demiş. Bu kinetik enerjiye de E dediği için. E'den büyük olması için bakın 2M kütleli cismi bırakırsak. Yine bakın buradan geçerken ki kinetik enerjisi başlangıçtaki potansiyel enerjisi değeri kadar olacak. Yani o zaman 2MGH kadarlık enerji kaybedip Burada demek ki 2E kadarlık kinetik enerjiye dönüştüğü için daha büyük mü? Daha büyük. Mü? O zaman birincisi doğrudur. İkinci şekle baktığımızda e, eğimi değiştirmişler ama KLE noktaların demek ki yerlerini değiştirerek K yine H yüksekliğinde L ile K arasındaki seviye farkı H yüksekliğinde olduğu için MGH kadar demek ki bir potansiyel enerji kaybedilmiş. E bu da E değeri kadar E'den büyük olmasını istiyorduk. Olmaz. Olmaz. Ama K'ların yerinin değiştiğini burada bilelim. Açı çünkü ne yapmış? Artmış. Şimdi geçelim. Üçüncü ifademizde bakın K'nın biraz yukarısında yani H'tan daha fazla bir yüksekliği var. H üstü diyelim. O zaman M çarpı G çarpı H üstü yani MGH'dan daha büyük bir değer var. Burada da E'den daha büyük bir değere sahip olduğunu söyleriz. E buradan da E değerinden daha büyük hangisi olur diye sorduğu için üçüncüde de olur. Cevap demek ki 1 ve 3 D seçeneği o zaman doğru cevap bize gösterir. Sürtünmelerin ve ip ağırlıkların önemsiz olduğu sistemde X, Y, Z cisimleri şekilde konumda tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın sürtünme yoksa Y cisminin ağırlığının harekete bir etkisi yok. O halde Z cisminin ağırlığı şu şekilde yerin merkezine doğru GZ şeklinde çizersek X'in ağırlığını da GX şeklinde çizdiğimizde eğik düzleme paralel bileşeni sinüs alfa bileşeni GX çarpı sinüs alfa dediğimizde hareket ok yönünde başlıyorsa Z'nin ağırlığının burada X'in sinüs alfa bileşeninden daha büyük olduğunu söyleriz. Yani bileşeninden büyük olduğunu söyledik yoksa z x'ten büyük de olabilir, eşit de olabilir, küçük de olabilir. Yani burada ihtimaller var. Çünkü ne kadarlık bileşeni olduğunu bilmiyoruz. Şimdi olaya başlamak için bir kere bunlar arasında böyle bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Y cisminin mekanik enerjisi artar. Y cismine baktığımızda Y cismi başlangıçta duruyorken çünkü sistem başlangıçta tutuluyormuş, sonra serbest bırakılıyormuş. Onun için Y cismi potansiyel enerjisi bakın yüksekliği değişmediği için potansiyel enerjisi değişmezken bir süre sonra ne oluyor? Hıza sahip olduğu için kinetik enerji çıkıyor piyasaya. Yani kinetik enerjisi kadar bir değerde enerjisi artıyor. Yani mekanik enerjisi artar. Çünkü mekanik neydi? Kinetik artı potansiyeldi. Kinetiği arttığı için mekaniğini artmış diyeceğiz potansiyeli değişmediği halde. 2. Z cisminin kinetik enerjisi artarken potansiyel enerjisi azalır. Şimdi bakın Z cismi aşağı doğru iniyor. Kinetik enerjisi artıyor mu? Evet hızlanıyor. Çünkü başlangıçta duruyorlardı. Sistem harekete geçince o ok yönünde bir iğmel hareket yapıyor. Bu iğmeden dolayı her birisinin hızı artıyor. E, kinetik enerjisi artarken potansiyel enerjisi ise azalır mı? Evet aşağı doğru indiği için potansiyeli azalacak. Bu da doğru. X cisminin kinetik ve potansiyel enerjisi artar. Bakın yüksekliği artıyor X cisminin. Yine bir hız kazandığı için potansiyeli de artıyor kinetiği de artıyor. O halde hem kinetik hem de potansiyel her ikisi için arttığından dolayı cevabımız hepsi doğru yani E seçeneği olmalı. Dürtümeli yatay düzlem üzerinde M kütleli cisim V0 büyüklüğündeki hız ile şekildeki ve fırlatılıyor. Cismin X yolu sonunda hız büyüklüğü Vs e olup yol boyunca ısıya dönüşen enerji toplam enerji E oluyor. X yolu sonunda ısıya dönüşen enerji niceliklerinden hangilerinin tek başına artma sonucunda artar şeklinde sorulmuş. Bir, cismin kütlesi. Şimdi bakın burada ısıya dönüşen enerji, enerji bağımsını yazdığımızda ilk enerji dışarıdan bir kuvvet müdahalesi var. Sürtümeli bir ortam çünkü bu. O halde sürtünme kuvveti iş yapıp ısı enerjisine bir dönüşüm sağlayacak. Yani cismin ilk enerjisi azalmış olacak. O halde bakın burada son enerjiye eşitlerse karşımıza ısıya dönüşen enerjiyi çektiğimizde e ısı eşit oluyor. Neye? İlk enerjiden son enerjiyi çıkardığımızda E ilk eksi E son şeklinde ısıya dönüşen enerjiyle karşılaşmış oluyoruz. Peki ilk enerjimiz ne? İlk enerjimiz arkadaşlar kinetik 1 bölü 2 M çarpı V0'ın karesi eksi. Son enerjimizde 1 bölü 2 M çarpı V sonun karesi dediğimizde cismin kütlesini artırdığımızda her iki tarafta artacağı için farkı da artmış olacak. Mesela 100 eksi 50 derken kütleyi iki katına çıkaralım. 200 eksi 100 olmuş oldu. Fark ne yaptı? Arttı. O zaman ısıya dönüşen enerji artmış oldu. 1 artar. Cismin fırlatılma hızının büyüklüğü. Arkadaşlar fırlatılma hızının büyüklüğü yine son hızı da etkileyen bir faktör olacağı için burada ısıya dönüşen enerjiyi sürtünme kuvvetinin yaptığı işten yola çıkarak bulacağım. Çünkü son hız da değişiyor. O halde sürtünme kuvveti f sür çarpı x yolu sonunda x dersem çünkü x yolu sonundaki hız büyüklüğünden bahsediliyor. O halde bu k çarpı mg çarpı x şeklinde olacağı için sürtünme katsayısı sabit. Yine cismin kütlesi arkadaşlar sabit. Yine yer çekim ivmesi sabit. Yine x yolu sabit. Yani buradakilerin hiçbirisine dokunmadık. O halde sürtünme kuvvetinden dolayı ısıya dönüşen enerji x yolu sonunda bakın ilk hızının büyüklüğüne bağlı değildir. V sıfıra bağlı değil. Fırlatılma büyüklüğüne bağlı değil. 3. Ortamın yer çekimlisinin büyüklüğü. Ortamın yer çekim büyüklüğü artarsa ısıya dönüşen enerji de buna bağlı olarak artacak. O halde 1 ve 3 yani cevap D seçeneği doğrudur değil. Düşey kesiti de şekilde kip olan sürtünmesi yolun K noktasından serbest bırakılan M kütleri P cismi bir süre sonra L ve M noktalarından geçiyor. P cisminin L noktasından geçerken mekanik enerjisi E olduğuna göre sütün grafiklerinden hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Mekanik enerji kinetik artı potansiyeldi. O halde buradan geçerken mekaniğinin E olduğunu söylemişse bakın başlangıçta da bunun serbest bırakılmasından dolayı potansiyel enerjisi mekanik enerjisine eşit olmuş olacak. Yani E olacak. Mekanik enerji her yerde korunacak. O zaman mdeki mekanik enerjimiz de E kadar. Ama ne var burada? Hem kinetik hem potansiyel var. Yani kinetik artı potansiyel bu noktada E'ye eşit. Burada sadece kinetik enerji E'ye eşit. Burada sadece potansiyel enerji E'ye eşit olmuş oldu. O halde şimdi bakıyoruz potansiyel enerji mekanik enerji ilişkisine baktığımızda bizden ne istiyor? E, L'deki mekaniğini E vermişse e, mekanik enerji ile kinetik enerji, potansiyel enerji arasındaki ilişkiyi istiyor bilinsinde. Eşit mi bunlar birbirine? Evet arkadaşlar. L noktasından geçerken mekanik enerjisi E ise demek ki potansiyel enerjisi yine E kadardır. Başlangıçtaki potansiyel çünkü E kadardı. Bir doğru. İki. Yine kinetik enerji potansiyel enerji ilişkisine baktığımızda M noktasından geçerken burada hem kinetik hem potansiyeli olduğu için M noktası için konuştuğumuzda kinetik ve potansiyellerin toplamı mekaniğe eşit olacak İkisi o zaman demek ki E'den küçük olacak bu da doğru. Üçüncüsüne baktığımızda üçüncüsünde ise K ve M konumlarından geçerken bakın ne yapmış mekanik enerjisinin daha büyük olduğunu yine M noktasında mekanik enerjisinin daha küçük olduğunu söylemiş ama mekanik enerjiler eşitti arkadaşlar korunuyordu sürtünmesiz bir ortamda o zaman. K'daki mekanikle L'deki mekanik M'deki mekaniğinin hatta L'dekinin de eşit olması gerekecek. Onun için üçüncü grafiğimiz yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneği olmalı. Ali Bey kapı zili, iletken tel, üreteç ve anahtar ile şekildeki elektrik devresini kuruyor. Ali Bey anahtarı kapattığında mekanik kapı zilinin çaldığını gözlemliyor. Anahtarı kapatıyoruz. Devreden akım geçiyor. Akım geçince Kapı zili elektrik enerjisi e, mekanik enerjiye dönüşerek çalmasını sağlıyor. Şimdi bir enerji dönüşümü söz konusu olmuş oluyor. Buna göre şekildeki elektrik devresinde enerji dönüşümlerinden hangileri gerçekleşmiştir şeklinde sorulmuş. Bir, kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşmüş. Bakın pil, akü bunlar kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzenekler. O zaman kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor mu? Yani bir akım oluşuyor mu? Evet, bir doğru. İki, elektrik enerji mekanik enerjiye dönüşüyor. Hop, kapı ziline geldiğimizde mekanik bir kapı zili olduğu için ne oluyor? Burada elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşmüş oluyor. Bu da doğru. Mekanik enerji ses enerjisine dönüşüyor. Tabii haliyle arkadaşlar bu kapı zili çalınca orada zırr diye ses duyulurken bir mekanik aksam bir e, nesneye çarparak orada ses çıkarmasını sağlıyor. Yani mekanik enerji yine ses enerjisine dönüşmüş oluyor. Buradakilerin hepsi gerçekleştiği için cevap E seçeneği doğrudur. Fatih Bey arabasıyla eğimi sabit olan yokuş çıkarken yolda karşıya geçmekte olan kediyi fark edince frene basıp arabasını yavaşlatıyor. Arabanın yavaşlama süresi boyunca arabanın yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Kinetik enerjisinin bir bölümü ısı enerjisine dönüşmüştür. Şimdi araç Fren yaparken frene bastığında sürtünme kuvveti bir iş yaparak sistemde mekanik enerjide bir azalma gerçekleşiyor ve bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısıya dönüşen enerjiye eşit olmuş oluyor. Buna göre kinetik enerjisinin bir bölümü ısı enerjisine dönüşmüş çünkü yavaşlarken arkadaşlar haliyle kinetik enerjisi azalıyor. Kinetik enerjisinin azalmasındaki etken sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. Birinci yargımız doğru. 2. Mekanik enerjisi azalır. Evet dışarıdan bir sürtünme kuvveti olduğundan dolayı cismi yavaşlatıp durduran, mekanik enerjiyi azaltan nedir arkadaşlar burada? E, sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. O halde mekanik enerji azalacak bilgisi de doğru. Eğimli yola göre potansiyel enerjisi artar. Şimdi potansiyel enerjiyi nasıl buluyorduk? E potansiyel eşittir. Ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği dediğimizde, şimdi yükseklik alınırken, Referans alınan yere göre yer çünkü değişken. Bakın şu an benim için yer atıyorum üçüncü katlayayım. Ne oluyor? Zemin benim için yer olmuş oluyor. Ama dışarıda arabayı düşündüğümüzde onun için yer asfalt olmuş oluyor. Şimdi Ankara'nın rakımını düşündüğünüzde orduya göre ordu deniz seviyesinde neredeyse sıfır ee, ve Ankara'nın rakımı da atıyorum 600 metre olsun. Ne oluyor? Yer olarak orduyla Ankara'yı kıyasladığımızda da yer olarak bunlar bile farklı. Yani Yer dediğimiz şey burada referans alacağımız e, seviye olmuş olacak. Bakın burada ne demiş? Yola göre potansiyel enerjisi demiş. Şimdi yola göre potansiyel enerjisinde değişiklik olmuyor ki. Yerden yüksekliği aracın hep aynı. Ağırlığı değişmiyor. Arabanın yola göre yerden yüksekliği değişmiyor. O zaman potansiyel enerjisinin değişmemesi lazım. Çünkü yola göre demiş. Ve bundan dolayı da cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur.